Beğendiğine çok sevindim Nesrin. Galeride görünce dedim ki Nesrin buna bayılacak. Çok teşekkür ederim. Yerine de çok yakıştı. Evet. Hep gezer misin galerileri? Konserlerdi, turnelerdi çok fırsatım olmuyor. Ama fırsat buldukça geziyorum. Olsun sen! Sen o birisin! Hasret. Günaydın. Kadın gözünün önünde jeton yeni düştü. Peki. Kim göndermiş? Ne yazıyor? Hasret. Kolye koyar mısın peki? Dur tahmin edeyim. Nusret göndermiş değil mi? Beyaz zamparlar. Artık bu adamın kendini yenilemesi lazım. Bütün kadınlar aynı şişeyi gönderiyor. Bir gün çiçekleri ona yedireceğim. Her kadının çiçeği farklıdır. Ona yakışanı bulmak lazım. Bir gün çiçek satarken... Aslında başka bir konudan da söz edebiliriz değil mi? Müzik? Müzik. Tamam, ben hallediyorum. Levent! Kes şunu! Duruyordu orada öyleyse. Ben onu yukarıda dinledim, beğendim, ondan getirdim. Sen ne haddini bilmez şeysin. Ben böyle bir şey için sana izin verdim mi? Denizle. Allah aşkına doğruyu söyle. Murat Bey'in bestesi değil mi? Kimseye verdi mi? Ne bileyim ben Beyzun. Murat'ın bestesi. Ben ne karışırım? Hı? Evet. İzninizle. Özür dilerim Nesrin. Böyle güzel bir beste duyunca dayanamıyorum. Mesleki bir hastalık. Asıl ben özür dilerim bu tatsızlık için. Murat'ın prensipleri asla vazgeçiremezsiniz. Kime çekmiş acaba? Aslında çekilecek dert değil seninki. Yani ne bileyim böyle Murat gibi bir adamla uğraşmak. Senin yerinde olsam var ya bir dakika durmam burada. Yok. Kaçmam ben. Sonra kaçtı der arkamdan o. O Murat'sa ben de hasretim, tamam mı? Hem öyle boş yere varmak neymiş, ben göstereceğim ona. Dangalak. Maşallah sen de lafını esirgemiyorsun yani. Bakıyorum terbiyen müsaade etmeye başladı. Az bile dedim. Ama böyle arkasından demeyeceğim ha. Gideceğim yüzüne yüzüne çarpacağım ben bütün lafları onun. Bir ağlamam geçsin de onu bekliyorum. Aslında bilmen gereken bir şey var. Yani karşısına çıkacaksan bilsen iyi olur. Neymiş? O CD'deki beste. Murat onu eski bir kız arkadaşı için yapmıştı. Şimdi orada öyle birden duyunca. Murat Hoca'nın bestesi mi o? Hı hı.
kız kim? Güzel mi? Yani. Neden ayrılmışlar peki? E söylesene be. Ne bileyim işte, ayrıldılar. Ne zaman? Yeni mi? Yok, 2 yıl falan oluyor. Demek adam 2 yıldır aşk acısı çekiyor. Şimdi anladım. Ondan böyle domuz gibi bu. Önümüzdeki ay Amsterdam'da düzenlenen geniş çaplı bir konser için bir sanatçı tavsiye etmemi istiyorlar. Aslında aklımda biri var ama bunu sonra konuşacağız. Kafanın içinde yemekte neden hıyar gibi davrandım düşüncesinin olmadığı bir zaman. Yakın arkadaşlar doğruyu söylemek içindir. Hasret'e yemekteki durumu açıklamam mı lazım sence? Ben açıkladım, merak etme. Selin'den bahsetmedim. Murat'ın eski bir sevgilisi için yaptığı bir parça dedim. Allah'tan biraz yumuşadı. İyi bari. Yoksa var ya, seni öldürme düşüncesindeydi. Buyurun. Levent Bey, Berin Hanım kendisini geçirmeye gelip gelmeyeceğinizi soruyorlar. Git. Tamamdır. Ben içerideyken bu şaraplar mı değişmiş ya? Aman ne değişecek? Ne vardı bu kadar içecek? Ay, aman babam dur. Yat şuraya. Kapalı bulma. Ne vardı bu kadar içecek sanki ha? Düşündüm kızım. Geçmişi düşündüm. Bir kere de geleceği düşünme baba. Bir kere de geleceği. Bu boy ne baba ya? Yataklara sığamıyorsun. Benim sustalıyı buldun mu kız? Bırak şimdi sustalıyı. Hadi. Allah rahatlık versin. Ne oluyor ya akşam akşam? Bir rahat uyuyamayacak mıyız? Öyle el kol kalkıyor gene. He küçük bey rahatsız mı oldu? Hadi yat hadi. Hadi. Bankaya para yatırmamışsın. Aa, öyle mi olmuş? Ne kadar masraf ettiğini bilmeden ne yatıracaktın? Önce bunları bilmem lazım. Hiç çıkma Levent'ciğim, vazgeçtim. Ama yarın bunları. Toplantı istiyorum. Eğer konu besteyse ben sana... Toplantıda konuşuruz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Geceydi ama. Hatırlatma, boş ver. Sen bu kıza ne yapıyorsun? Şu anda sırtından soğuk terler indiğini hissedebiliyorum. Eyvah, ayvayı yedim, gitti fıstık gibi arabam dediğini de duyabiliyorum. Gerçek arkadaşlar doğruyu söylemek içindir. Ben gidiyorum. Kaçıyor musun? Kim? Daha gece yeni başlıyor. Biri bunun yarısı, biri sensin, biri ben. Biri bunun yarısı, biri sensin, biri ben. Seni gördüğüm iyi oldu. Sabah konuşurum diyordum. Özür için. Boş ver. İkimiz de yanlış yaptık. Böyle düşünüyorsan iyi. Yani sen hocasın, ben öğrenci. Küslük olmaz. Seni küstürecek kadar kaba davrandım, öyle mi? Davrandım. Ama affettim seni. Gözüme girdin. Gözüne girdim. Sen de insanmışsın be.
Nasıl yani? Kalbini yanmış. İslerin var. Arada patlıyorsun tabii. Ama insanlık bunlar, insanlık. İş göstermedim. Karşımda böyle heykel gibi durdun. A de, O de. E'yi doğru söyle, B deme. Kalbi nerede bu adamın diyordum. Gördüm işte. Hani gözüne bakınca anlamayacak kadar dangut değiliz. Çok güzelmiş. Başkalarının gözüne bakınca ne olduğunu anlıyorsun değil mi? Anlarım tabii. Ele bazılarınkini hemen anlarım. Ciğeri dışarıda çok insan var bizde. Babam, ablam, Kadir, Cihan. Gönül çelen derler. Hepsi o tabiatta. Cihan böyle karşında durdu mu sanırsın ateş. Sevdiğini gözlerinin içine, gözlerinden önce yüreğiyle bakar. Benim için çok beste yaptı Cihan. Sayısını ben bile unuttum. Demek sayısız bestesi var. Hı hı. Birini söyleyeyim istersen. Söyleme istersen. Neden? Yatma vakti geldi. Ha. Sabahın köründe kalkacağız. Hazır ol böyle. Ni ni ne ne? Bu sefer değil. Yarın evde çalışmayacağız. Nerede çalışacağız? Gidince görürsün. Ama söylemezsen uyuyamam şimdi ben be. Söylersem hiç uyuyamazsın. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nasret. Nasret gülüm. Seni sosyetiklerim kaptırdım ben. Yaman ellerim kaptırdım ben seni. Beni ben yaban ellerim kaptırdım be. Sosyetiklerimi kaptırdım ben seni be. Abla be. Babam nasıl söylesene. Aman nasıl olsun be Hasret. Her zamanki babam işte. Güya dün gece bir yerde çalacaktı. Ooo ne çalmak ne bir şey. Bir gittik dibine vurmuş şarabın. Mangırı yok cepte, atla gider helaya. Bir şey çakozlamadı değil mi? Ay var ya bir anlarsa. Yok kız bir şey çakmadı da. Asıl ben şu sustalığı için aradım. İkide bir sorup duruyor. Cihan gelecekmiş bugün oraya. Aa klarnet diyorlardı, bir şey diyorlardı. He, klarnet. Onu ona verirsin. Tamam, hadi. Hadi ablam, görüşürüz. Hadi. Benden bu kadar. Gerisine Murat karar verecek. Bir şey içmek ister misin? İçmem. İşimi görüp gideceğim. Önce iç diyor bak, tam bir profesyonel. Kutunun içinden sanki bir silah çıkaracakmış gibi durmuyor mu? Ben sizi yalnız bırakayım artık. İyi üfle kuçum, olur mu? Hadi. Başlıyoruz mu, başlamıyoruz mu? Başlayalım. Nakiş, günaydın. Ya bırak şimdi Nakiş'i, kaçıl kaçıl, kaçıl. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Burayı seviyorum diyelim. Bir de ben sevebilsem keşke. Alışamadın mı hala? Her sabah neredeyim ben diye kalkıyorum. O his bazen bana da oluyor. Farklı evler, farklı yataklar. Kaç evde kalıyorsun ki sen? Boş ver, boş ver. Çalışmalar nasıl gidiyor? İyi. Murat canını sıkmıyor mu? Yok, sıkmıyor. Alıştım artık. Sen bayağı asıldın bu işe ha. Kafaya taktım bir kere. Hem sesim de yerine geliyormuş. Öyle diyor Murat Hoca. Sana bir milkshake yapayım mı? Yap. Ne ki o? Çok güzel bir şey. Ne
Buyurun. Cihan bu. Cihan mı geldi? Cihan mı? Tamam. Bu kadar yeterli. Gayet güzel. Emek beğendin ha? Beğendim. Oldukça başarılısın. Oldukça başarılıyım ha? Hı hı. Sen de öyleymişsin. Çalışıp öğreneyi de bakalım. Kalkalım. Buyurun. Tamam değil. Kanım ısınmadı. Sevmedim seni. Çalışım da sevmedim. Çalışmam seninle. Sen bilirsin. Cihan! Nereden çıktı bu? Levent yaptı. Cihan! Bu kadar buz boğazını şişirir. Ses oradan çıkıyor, unutma. Tamam, unutmam. Çocuksun sen çocuk. Kızı maça götürseydin bari. Cihan! Ne var? Cihan bir dur be! Oldukça başarılıymışım. Ulan sen kimsin be? Ne oldu ki anlamadım ben. Kızım ben çadırda doldum tamam mı? Onun gibi böyle konaklı piyanoyla değil. Ya beğenmiş seni işte ya. Niye kızıyorsun ki? Kızarım tabii. O kim ki beni beğeniyor be? Cihan! Kesin bir şey var bunların arasında. Beğenildi diye kızını ilk defa görüyorum. Nakiye. Hı. Hasret'in paltosunu getirir misin? Gel kız benimle. Senin böyle de yüzün soluyor. Şurada park var, otururuz biraz. Park mı? Palton. Hasret. Çıkmamız lazım. Nereye? Dün akşam konuşmuştuk. Hadi Naş. Ne haber lan Kadir? Açık öğretim havalarındasın yine. Almadılar mı içeri? Şöyle adam gibi bir selam yok mu lan babalığına? Var var. Var da babalığına değil anamın kocalığına. Öyle deme Kadir. Daha iş yapacağız seninle. Şimdiden ortak sayılırız. Sonra hana gel. Yo. Hatta şimdi birlikte gidelim. Gelemem. Babam geldi eve. Ananı hiç arayıp sormuyorsun. Git bir elini öp. Kadıncağız merak edip durur seni. Hadi, hadi yürü. Doğru anana. Naş, hadi, hadi be. Kemerini bağlar mısın? Hem arkaya oturtuyorsun hem kemer bağlatıyorsun. Bu ne biçim gezmeye gitmek? Gezmeye gitmiyoruz. Heveslendirmeseydin bari. Şöyle. Hasret. Hı? Lütfen dediklerimi yap. Sen hocasın, biz öğrenci. Sen söyleyeceksin, biz yapacağız. Güzel. Oradaki kulaklığı alır mısın? İçinde bir DVD var. Şuraya basıp başlatıyorsun.
Orkestrayı dinle. Solisti dinle. Her sesi iyice duymaya çalış. Yol boyunca bu sana eşlik edecek. Özellikle ikinci yarısı harika. Yolda orada güzelleşiyor zaten. Ve sonu da muhteşem. Yani hem konserin sonu hem de yolun sonu. İkisine de bayılacaksın. Senin için seçtim. Kime bu gömlek Gülnaz? Bayağı filli. Cihan'a. Bir sana kaldı ev geçindirmek. Hasret iki kuruş kazanıyordu, o da gitti. Bu anam yok mu bu anam? Kızı bir avukata kandırmış, kendine baktırıyor. Ya baba, sen akşam işe diye gittin. Sabaha kadar demlenip geldin. Ya içeride içmediğim günlere say be Gülnaz'ım. Ne var yani? Babana çok mu gördün iki yudumu? İki yudum? İki şişe. Büyük. Ya biraz demlenip devam ederim dedim ama kaptırmışım işte. Kadir nerede? Kadir okula gitti. Ya sana kaç kere sordum. Nerede benim sustalım? Sustalın? Aa, şimdi hatırladım baba. Ben onu hasrete verdim, güllerin dikenleri için. O da sümbüller eve vermiştir o. Ya tamam tamam. Neredeyse nerede bulun getirin. Benim gençliğimden yadigar o. Tamam. Ben kahveye gidiyorum. Hadi. Babamın sustalısı. Babamın sustasını Cihan'a vermeyi unuttum. Ne kadar yol aldığımızın farkında mısın? Geçti artık. Geçmez, geçmez. Hadi indir beni, gidip vereyim. Bak izin versen birazcık daha konuşsak aklıma gelirdi. Ya da Cihan'ın aklına gelirdi. Tamam, tamam. Cihan da Cihan. Evi arıyorum. Gitsin alsın. Alo? Hah, Saima Hanım. Murat ben. Buyurun. Nakiye yok mu? Maalesef efendim. Sizden bir şey isteyeceğim ama tarifi not almanız gerekir. İzninizle kağıt kalem alıyorum. Tamam, bekliyorum. Şarkıları pek beğendim bakıyorum. Ha? Şarkıları diyorum, pek beğendin. Senin ne kadar hevesli olduğunu bilmesem kulaklığı telefona takmış şarkı dinliyor derdim. Ya ben telefonu elime aldım ama vallahi ablamı aramak için gidip sustalıyı alsın diye. Kusura bakmayın, beklettim. Dinliyorum Murat Bey. Seni çok yanlış tanımışım Levent. Murat'ın bomba bestesini benden sakladın. Behrin'cim, Murat o besteyi benden bile saklıyordu. Artık senin hiçbir şeyine inanmayacağım. Murat'ın evinde verdiğiniz partiyi de benden gizledin. Hangi partiyi? Terastaki parti. Hani şu kapıdan iki kızla çıktığın parti. O parti. O çok ani gelişti. Sen nereden biliyorsun? Sen beni küçümsemeye devam et. Bak daha başına neler gelecek. Neyse, benim gitmem gerekiyor. Haberi duymadan mı gideceksin? Ne haberi? Avrupa'nın en büyük festivallerinden biri için Murat'tan bir solist tavsiye etmesini istemişler. Amsterdam'da verilecek bir konser. Bil bakalım kim gidecek? Kim? Sen. Sen gelmeden Murat'la konuşuyorduk. Her şeyi hallettik. Hiç merak etme. Sen hep gelir misin buralara? Pek sık değil. Daha çok tekneyle geldim. Belli. Buralarsa da göre yerler değil. Ne kadar yolumuz kaldı daha? Sabret, az kaldı. Nakiye, akşam saç ve makyaj için gelecekler. Böyle çok güzelsiniz ama. Daha da güzel olacağım Nakiye. Thank you.
Korkmana gerek yok. Murat Bey istedi. Gelip alacaklarmış. Burası. Oo! Çok güzelmiş burası. Temiz havayı içimize çekelim diye mi geldik? İçine çekmekten çok dışarı vermek için geldik. Ses tellerinden geçirerek. Yeni geldik daha be. Bırak da biraz rahat nefes alayım. Peki. Nefesini alırken şöyle dön. Kaldır başını. Çek saçlarını. Şimdi müziği dinle. Neyi? Dinliyor musun? Müzik falan yok burada. Dalga, kumsal, kuş, ağaç. Hepsi müzik yapıyor şu anda. Aa, sesleri diyorsun sen. Ya sen ne garip bir adamsın be. Hani bir film vardı. Karate Kid böyle. Hocası vardı çocuğun, bildin Hasret. Mi? O da böyle garip garip çalıştırıyordu zavallıyı. Hasret. Biraz konsantre olmayı dener misin? Tamam, tamam. Senden bu orkestranın içinde yer almanı istiyorum. Ritmi bul. Kendi sesini yakala ve orkestraya kabul ettir. Seyircin hazır. Ne söyleyeceğim peki? Adını söylemekle başla. Hasret. Hasret. Buraya söyle. Karşıya, denize. Hasret. Bir daha. Hasret. Bir daha. Hasret. Ne var? Hadi sus lan. Aa! Unuttum anasını satayım ya. Git al hemen evden. Aradığı Hasret. Seni beklerler. Ya baba dün gece fena dağıtmış. Adam hasta. Şimdi kahveyi nasıl bırakayım ben? Of peki ya. Ne o? İkinizin de suratı turşu satıyor. Yok be babam. Bekir amcamı merak ettim de onu sordum. He. İyi değilmiş zaten. Zıkkımı içirmişsin. Adam kendine gelememiş baba. Aman içmesini bilmiyor. Neyse. Nasıl? Ne duyuyorsun? Ne acayip be. Nereden geliyor bu sesler? Onlar buradaki sesler. Kabuğun içinde başka bir hale bürünüyorlar. Akustik dediğimiz şey bu. Mekan sese boyut kazandırıyor. Ha, anladım. Bizim mahallede rahmetli Ali Rıza amcanın evi var. Ondan da böyle uğultular geliyor geceleyin. Hayalet diyorlar. Sesi dinle. İçimdeki ses burada donacağımızı söylüyor. Al. Bunu da dene. Ben geliyorum. Ya insan içine bakar da verir be. Ne oldu? Bir şey değil. Yemeyecek de seni. Küçücük bir böcek. Ya kulağıma girseydi? Girmezdi. Ama girseydi iyi olurdu aslında. Böylece söylediklerin bir kulağından girip öteki kulağından çıkmazdı. Ay! Bir an kulağımın içinde olduğunu düşündüm de. Ay! Ha! Ama iyi espriydi. Taşı gediğine oturttun hoca. İlk defa. Al. Eldivenler. Kimi kime vermiyorsun sen abuş? O benim oğlum, benim. Benim de kardeşim Şaşkoz. Ay kardeşin ha? Oğlan bir deri bir kemik kalmış be. Sen ne diyorsun be? Ha? Ne diyorsun? Onun beğenmediklerini yesen tekelek olursun sen be. Ha hayt! Buldun usta. Kimesi kaldı? Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Ben seni başlarım külahına. Kadir! Kadir çıksana evden. Kadın yırtma kendini. Kadir madir yok diyorum ben sana. Okula gitti anlamıyor musun ha? Hadi oradan. Okulmuş. Okuldan içeri girebilmiş mi? Sorun bakalım. Davut parkta görmüş, parkta. Ya bak kadın sen o topak kafan niye anlamaz? Davut azıcık acıyın gidin evinize. Kadın hiçbir yere gelmeyecek, gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Sağ ol teyzem, ye kahve. Hasret.
Hasret. Çalışmamız lazım. Ya tamam, iki dakika be. Yazın kamyonetle Rıva'ya gitmiştik. Cihan mangalda kanat yapmıştı. Orada da yazıp çizmiştik böyle. Karpuz yemiştik. Sonra voleybol bile oynamıştık. Voleybol? He? Yok bir şey. Bakma denize gittiğime. Ben yüzme falan bilmem. Ama böyle belime kadar girip dalgalar gelince bir zıplıyor. Görecek. Görmesem de olur herhalde. Bak. Bu benim. Bu da sen. Yani her zaman değil ama bazen böylesin. Çalışmadığın zamanlar olabilir mi? Anası kaderi ister Burhan. Göremeyecek mi? Sevemeyecek mi bu kadın çocuğunu? Saçların değişmiş, güzel olmuşsun. Kadir'e de bulaşmayın. Artık başıboş değil, ben geldim. Anası da isterse gelir, görür, sonra da gider, ha? Amma hava be. Yoruldun mu? Böyle hava yorar. Hele serinken. Oho! Bunun bin beterini gördüm ben. Sokakta kalorifer yok. Devam edelim diyorsun yani. Edelim. Koymaz bana. Şimdi şarkı söyleme zamanı. Ama sesini çalmasına izin vermeden söyleyeceksin. Kim çalacak sesimi? Rüzgar. Ona karşı söyleme. Sesini çalar ve başka yere götürür. Onu arkana alıp söyle. Sesini senin tahmin edeceğinden çok daha uzağa taşıyacaktır. Peki. Hangi şarkı? Burada karar senin. Şey söyleyeyim. Çiçekçi kız. Arabada dinlediğin en son parçaya ne dersin? Solyenda. Ha. O mu? İyi. Reflekslerin de zayıfmış. Bunu da çalışmamız lazım. Al. Neyse. Şimdi şarkıyı söylerken topu bir elinden öteki eline geçireceksin. Çünkü vücudunu unutmanı istiyorum. Nasıl nefes alıyorsun? Nerede duruyorsun? Nasıl görünüyorsun? Bunların hepsini unut. Kendini izlemekten vazgeç. Dikkatini topa ver, tamam mı? Aman be. Şurada güzel güzel şarkı söyleyecektik. İçine etmesen olmazdı, değil mi? Ama tamam. Dediğini yapacağım. Hem de en el halinden. Çünkü senin bildiğin ve benim bilmediğim şeyler var. Çünkü sen hocasın, ben öğrenciyim. Değil mi? Başla o zaman. Güzel. Topu unut. Çok güzel. Devam et. Güzel. Kadir, sen misin? Benim. Almadılar mı gene seni okula? Sen nereden biliyorsun? Ama ben nereden bileceğim? Anan olacak o Aydan'la Davut ev bastılar bugün. Onlar söyledi. Aman üzülme be kara kaçan. Yarın birlikte gideriz. Ben konuşurum müdürle. Hadi. Kadir cücüğü, gel buraya. Bizim mahallede teneke üstünde balık yapan bir dayı var. Parmağını yersin. Özledin galiba mahalleni. Özledim tabii. Sen özlemez misin? Hem bizim mahalle sizinki gibi geberik de değil. Hareketli. Aldı yine eline işkence aletlerini. Balık dediğim böyle yenir. Ellen. Bak alacağım. Al. Alsana be. Herkes bildiği gibi yesin. Ne cinsiniz be? Cins mi? Ya kusura bakma. Arkadaşız ya artık, ondan diyorum. Tuhaf tuhaf aletleriniz var. Ne öyle geçen akşam masada 5 çatal 8 kaşık savaşa gider gibi. İnsan ne yediğinden anlıyor, ne içtiğinden. Ben böyle de lezzetini alabiliyorum. Bir kasma soğan kendini bir rahat etsem. Anlayacaksın. Soğan yemeyeceğim mi? Yok sağ ol. Balığın yanında cücüğü niye bari?
Hiçbirini yemeyeceğim. Neden? O cücük kızdan mı tüktün gene? Şu yemeğimize dönsek. Ne çalıyor? Hoppas hoppas. Hoppas. Oyna bana, kayna bana. Hey rey rey. Şu cüzdan meselesini anlat bakayım. Ben cüzdan falan çalmadım. Bana bak, geliyor beş kardeş. Fabrika için Ethem Bey'den gelen kira miktarı sürekli değişmiş. Bunun belli bir bedeli yok mu? Yani kira olarak değil de ne gerekiyorsa ona yatırıyordu. Yani ortada kontrat falan yok. Yok. Şu anda yasal olarak kirayı isteyebilmeniz için elinizde hiçbir belge yok. Hayır. Nesrin Hanım, söylemek istemezdim ama sanırım Ethem Bey'i aramanız gerekiyor. Aramak zorundayım değil mi? Ethem. Yani bunu da yaptırdın ya bana. Nesrin hayatım. Ethem, görüşmemiz gerekiyor. Dinliyorum. Yüz yüze mümkünse. Ne diyorsun? Çok vaktini almayacağım Ethem. Vakit mi? Nesrin'cim, sana ömrüm feda. Baksana yeni bir yer açılmış. İkimize de hoşluk olurdu. Akşam şöyle bir... Sayende o hoşlukları gördük Ethem. Evde görsek daha iyi olur. Beni eve davet ediyorsun yani. Harika. Dediğim gibi çok vaktini almayacağım. Bir kira kontratıyla ilgili. Kira kontratı mı? Evet. Fabrikanın kirasıyla ilgili kontrat. Olur tabii Nesrin'cim de bugün biraz yoğun görünüyor. Aslında yarın birkaç önemli toplantım var canım. Ajandama bakar seni ararım. Hadi öptüm. Ay resmen kaçtı. Sen de amma vır vır ettin ha. Adam neşeli bir parça yapmış işte. Yetmez mi? Yeter mi? Bana yeter. Herkese de yeter. Satmıyor mu bu kaset? Satıyor. Hem de ne biçim? Mesele para kazanmak değil mi neticede ve atice'de? Sadece para. Başka bir şeyin önemi yok, öyle değil mi? Ne o? İşte aynı bundan istiyorum ben. Bizim mahallede de var bundan. Bak, gördün mü? Penceresi bol, güneş alıyor. Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Eve ya, eve. Alırım değil mi böyle bir? Sen söyledin, iyi gidiyorsun dedin. Alırım ya. Bildiğin bileli kiradayız. Babam nasıl hapisten çıkacak diyordum, çıktı. Bizim de evimiz olacak diyordum, olacak. Sen varsın. Sayende evi de alırım. Hem de çabuk alırım. Sen bilirsin yolunu. Uzun etmeden yaparsın. Aman senin için ne olacak be? Çocuk oyuncağı. Alırım değil mi bir ev? Ne ararsınız burada? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yok, kaybetmedik abla. Evine baktık. Çok güzelmiş. Güle güle otur. Sen de çok güzelsin. Bizdensin belli. Ben bildim buraların bizden olduğunu. O çakozlamadı. İşkembesi yerinde birini bulmuşsun kız. Aferin. Senin de miden rahat edecek. Belli paralı kısmet. Yok be. Zengin olmaya zengin de. Kısmet değil. Deme be. Hadi gidelim. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Böyle dut yemiş bülbül gibi susacağını bilsem arkaya oturur yine o cırtlak karıyı dinlerdim. Şaka yaptım be. Alınma hemen. Çok güzel sesi vardı. Vallahi. Sen de alsana. Yok istemiyorum. Ben soğan yedim tabii. Bu kadar ses çıkaracağını bilemedim. Maşallah müdür gelmiş. Fenerdin fena sönmüş. Genel müdür olmuş o. Baba,
Benim acil bir işim var. Gidiyorum, tamam? Hadi git, git. Versene şunu. Benim Sedef Kalkmalı sustalı sendeymiş Sümbül. Bende Sedef Kalkmalı bıçak bıçak yok. Al oğlum. Sağ ol dedim. Sağ ol. Hasret eve 3 kuruş getirdi, şimdi o da yok. Ne olacak evdeki garibanların hali? Ben varım ya. He, sen varsın. Buyurun, Sedef Kakmalı sustalınız. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Gülnaz. Aman, aman be. Senden ayrı çıkmayınca kendim geldim aldım. Kız vallahi daha yeni geldi babam ya. 4 gün olmuş, yatmış kalmış adamcağız. Kimseye bırakamadım ki kahveyi. Hadi gel seni Nişantaşı'nda salındırayım biraz. Aman ne işin var benim o kokoşkacıların içinde? Zaten babam evde bekler durur, 1/2 sustalsını sorar, başımın etini yedi. Ama başka bir gün deniz kenarında bir çay ısmarlarsın artık kız. Kızlara sevaver yakarım ben de. Ben birkaç saatliğine dışarı çıkıyorum Nakiye. Aa, neden? Mahzene gideceğim, verdiğim şarap listesine uymamışlar. Adamlardan 100 yüze hesap soracağım. Ellerinde olmayan şarapların yerine kendi bildiklerini koymuşlar. Üstelik fiyatlar da hiç 3 aşağı değil. Hepsi 5 yukarı nedense. Hah, iyi edersin. Canlarını yok onların. Ne zannediyorlar burayı? Hanedanlık mı, kraliyet mi? Allah Allah. Normal bir yer canım burası. Buyurun. Nesrin Hanım'la randevumuz vardı, bizi bekliyor. Ben hallederim. Buyurun. Gel kızım. Geçin, geçin. Şöyle buyurun lütfen. Al kızım. Teşekkür ederim. Ben buyurun. Teşekkür ederim. Bunlar ne kadar? Aa, sevdiğin ne olursa 3 lira, karına 5 lira. Ver bakalım. Ver bakalım. Ay, sevdiceğin ne olursa 3 lira, karına olursa 5 lira. Ver bakalım. Sümbül nenem kolay gelsin. Nereden çıktın kız sen? Biz işte öyle. Babam burada. Hani? Aa, nereye gitti bu adam? Ay Sümbül nenem sana sustalısını mı sordu? He. Yarın görüşürüz. Çalışmayacağız mı? Dinlen sen. İkimiz de dinlenelim. İyi. O zaman ben odamda çalışayım kendi başıma. Ha, geldiniz mi? Murat, konuşmamız lazım. Benim de anlatacak şeylerim var. Ne oldu buna ya? Emin olamıyorum. Bazen bir felaket mi? Allah'ım bir felaket. Bazen de hayal edemediğim kadar mükemmel. Elimde ne var? Harika bir elmas mı? Yoksa bir kömür parçası mı? Şeytan mı, melek mi? Benden bir şey öğrenmek mi istiyor yoksa faydalanmak mı? Bir türlü anlayamıyorum. Murat, biraz sakin olsan. Ben ona yeni bir dünya yaratmaya çalıştıkça o bir yerden bir açık bulup yine o çiçekçi kız oluyor. Konuşmalarını, hareketlerini geçtim. Saçını bile gözünün önünden çekemiyor. Oğlum. Zamanım gitgide daralıyor. Büyük konser kapıda.